Merhaba, bugün KPSS 2022'de çıkan e, mutlak değer sorusunu çözeceğiz. n1 e, tam sayı olmak üzere n-4 mutlak değer içinde, n-6 mutlak değer içinde ve yedim sayılarından yalnızca ikisi birbirine eşittir. Buna göre n'in alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? İlk olarak n-4 ve n-6 e, artı kısmını mutlak değerde eşitleme sağlatabiliriz. n artı 6 eşittir n eksi 4 diyebiliriz. Burada herhangi bir eşitlik sağlanmıyor nler e, iki taraflı gittiği için bunu say saymayabiliriz. E, diğer şekilde de n artı 6 eşittir e, eksi n artı 4 şeklinde eşitlik sağlatabiliriz. 2n e, eşittir e, eksi 2 oluyor. N buradan eksi 1. İlk değerimizi bulduk. E, şimdi n eksi 4 Mutlak değer içinde 7'ye eşitleyebiliriz. Buradan n-4 eşittir 7 olursa n11 olur. Ve n-4 eksi 7'ye eşit olabilir. Buradan da n-3 bulunur. İki değerimizi de bu şekilde bulduk. n artı 6 mutlak değer içinde 7'ye eşitleyebiliriz. n artı 6 7'ye eşit olabilir. n buradan 1 değerini alır. Ve n artı 6 eksi 7 değerine eşit olur. Buradan karşı tarafa geçirdiğimizde n eşittir. Eksi 13 olur. Şimdi n'in alabileceği farklı değerleri topladığımız zaman ilk değerimiz eksi 1'dir. İkinci değerimiz burada 11 artı 11 diyoruz. Üçüncü değerimiz eksi 3. Dördüncü değerimiz artı 1 ve eksi 13 şeklinde.